Aydın Bey, emeklilerimiz, dar gelirli vatandaşlarımızın bu kredi çilesi, bu borç çilesi, bu parasızlığı ne olacak? Biliyorsunuz tüm dünya bir musibetle uğraşıyor. Oldukça ağır bir musibet bu. En gelişmiş ülkeleri bile esir aldı. İbadethaneleri kapattı, insanları evine hapsetti, iş yerlerini kapattı. Bu noktada dar gelirli insanların sıkıntıları daha da büyüdü. Özellikle de biz emeklilerin sıkıntısı daha büyüdü. Neden büyüdü? Evde kalmak gerekti. Evde kalınca da ikinci bir iş yapan emekliler o işini yapamaz oldu. O ek gelir ortadan kalktı. Bunun yanı sıra evdeki elektrik, su, doğal gaz tüketimi arttı. Yani bunlar istatistiklerle de çıktı ortaya. Mart'ın tüketimi Nisan'ın ortalarına geldik. Şimdi gelmeye başladı. %50 civarında elektrik, su, doğalgaz, hatta internet tüketimleri arttı. Bana şikayet geldi. Kotam dolmuş. 24 lira ek kota tanımışlar. Ben onaylamadığım halde benden bu parayı aldılar diyor. Düşünün, 24 lira bir emekli için önemli bir meblağ. Ama tüm tabloyu özetleyen binlerce mesajın içinden az önce bir tane geldi. Diyor ki, Sayın Aydın Ağoğlu, ben 65 yaş üstü emekli bir bayanım. Desteklediniz Vakıfbank'tan, kalktım gittim. Müracaat ettim. Dışarı çıkamıyorum artık. 7500 istedim. 3000 lira çıktı. Bu binlerce şikayet. Bir tane iki tane değil o. 4 milyon küsur müracaattan bana binlerce geldi. Kim bilir tamamı öyledir belki de. Fakat tek tük de olsa 10 bin lira alanlar var. Bugüne kadar bankalarla icralık olmadım. Gecikmeli ödemişimdir yaşımdan dolayı. Neyse banka 3000 onaylamış, onu alayım bari dedim. Bana müşterisi olmadığım için link yollamış. Linke giriyorum, göndere basıyorum, hayali çıkıyor, yani bağlanamıyorum. Bu nasıl bir şey? Tuzak mı kuruluyor vermemek için? Medyada videolarınızı sürekli izliyorum. Sizin ve Fatih Bey'in soru ve cevaplarınızı ezberledim artık. Hani kredi kayıt bürosu kayıtlarına bakılmayacaktı diyor. Bunlar sizin sözleriniz, yok. İnanın benim sözüm değil. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın sözü. Bunlar 7226 sayılı kanunun 48. maddesinin ikinci geçici maddesinde yer alan sözler diyor ki, borcunu ödemişse, borçlarını kapatmışsa, kredi sicil notuna bakılmadan ona kredi verilecek. Borcunu kapatmamış, yapılandırmışsa veyahut bu yıl sonuna kadar kapatırsa finans kuruluşları kredi kullandırırken o kayıtları dikkate almayacak. Kim diyormuş bunu? Yasa diyormuş. Biz sadece sizlere aktarıyoruz. Onun için yani siz söylüyorsunuz diyor, sağ olsunlar, bizim öyle bir yetkimiz yok, sadece aktarma yapıyoruz. Yani böyle bir düzenlemeyi biz yapmadık. Benim kiram var. Başka bir gelirim yok. Kredi borçlarından maaşım çekiliyor. Maaşımdan çekiliyor. Kira, fatura, yiyecek. Bizi eve hapsettiler. Önlem alınmadı. Hafta sonu virüsü Kuluçköy'e yatırdılar. Şimdi biz ne yapalım? 3 kuruş destek. Onu da çıkıp çekemiyorum. 155 cevap yok. 153 cevap yok. 156 cevap yok. Vakıfbank numarası 724 hizmetinizdeyiz diye tele sekreter çıkıyor. Cevap yok. Numarası 444-0724 ezberledim diyor. Biz ne yapalım? Yani bu emekli TV'yi kastediyor. Sizin mi? Bundan da emin değilim. Yakında kötü şeyler yazıyor. Hiç şaşırmayın. Bir haftadır telefonda bankalarla uğraşıyorum. Dışarı çıkmam da yasak. Evet. Yani çok güzel yardımcı oluyorsunuz diyor bir hanımefendi, emekli bayan. Ve çok güzel özetlemiş. Evet. Bu arada ikinci bir iş yapıyordum, ders veriyordum. Ona da gidemiyorum dışarı çıkamadığım için diyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Evet, Aydın Bey, izniniz olursa bir araya girmek isterim. Şimdi evet, vatandaşlar ders veriyordum, onunla geçiniyordum diyor. Evet. Ders veriyordum, ondan da mahrum, sokağa çıkmam yasak diyor. Evet. Yani çaresizlik içinde. Bakınız, hemen şunu söylemek istiyorum. Bu evet, dar gelirli insanlar avuç açmadılar, onurlu insanlar. Durumu gören devlet büyüklerimiz dediler ki, biz size
bu dönemde temel ihtiyaçlarınızı görebilmeniz için destek olacağız. Her hanede aylık gelir 5000 liranın üzerinde değilse o haneden bir kişi müracaat etsin, kamu bankası ona 10.000 lira faizsiz, 0.49 gibi bir faizle, faizsiz değil aslında, 6 ay ödemesiz, çok düşük bir faizle, piyasa rayicinin oldukça altında ve 6 ay ödemesiz, küçük dilimler halinde ödeyebileceği 36 ay vadeli 10.000 lira vereceğiz. Bir sevindi insanlar, dediler herhalde 3-4 ay biz bundan elektrik, su, doğalgaz, mutfak, tencereyi kaynatacağız. Fakat sahaya inince o iş öyle olmadı. Sokağa çıkmayın dediler. Zaten 65 yaş üstüse çıkması yasak. İnternetten belirli bir yere kadar kullanıyor bu yaşlı insanlar interneti. Yani gençler gibi öyle çok maharetli değil. Nitekim bağlanamıyor gönderdiği link. Bir genç olsa onu alır, kopyalar, götürür, adres çubuğuna yapıştırır, Safari'den girer. Ama yapamıyor, çaresiz kalmış. Dikkat ettiyseniz sözlerin arasında çok önemli bir şey var. Emeklinin neredeyse %80'inin başında maaştan bir de kredi borcu çekiyor. Kredi borcu kesintisi var. Yani o 3 kuruş maaş da tam geçmiyor eline. İşte bu noktada devlet kurtarıcı olarak devreye girmek istedi. Bankalar ayak sürüyor. Ben dün BDDK Başkanı'nın açıklamasını hüzünle okudum. Resmen bankalara hatırlatmak istiyorum diyor. Zorlaştırmayın. Kredileri geri çağırmayın. Yeni kredi isteyenlere zorluk çıkartmayın. İşte kefil istemeyin. Ek teminatlar istemeyin. Yapılandırmaktan kaçınmayın. Yüksek faiz de almışsa yapılandırın. Bu doğal hakkımız bizim. Onun için BDDK Başkanı dahi isyan ettirdiler. Bu noktada şimdi ben günlerdir ulaşamıyorum diyor. Bu emekli ne yapsın? İşte onun sesi Emekli TV. İnşallah devlet yetkililerimiz duruma el atarlar. Bu bankaların tavırları hiç bugünlere uygun değil. Koronalı günlerde bir de bankaların çilesini çektirmeye hakları yok birilerinin. O birileri kim? O birileri bankanın tepesinde olanlar mı? Çalışanlar mı? Onu biz bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz emekli çile çekiyor, emekli yoksulluk çekiyor, emekli borç alırken dahi eziyet ediliyor. Alenen eziyet ediliyor. Buna kimsenin hakkı yok. Belki şurada kalmış birkaç yıl ömrü, belki istemeden bilmeden o virüs gelecek bu yaşlı insanlara, bizlerden bazılarına bulaşacak. Biliyorsunuz çok da ciddi etki yapıyor. Hayatına mal olabiliyor yaşlılarda ve kronik hastalarda. O nedenle sokağa çıkmaları yasak. Emekliye iyi davranmak lazım. Unutmamak gerekir. Herkes bir gün gelecek. Allah ömür verirse emekli olacak. Yarın onu da horlarlar. Ona da yokuşları gösterirler. O da gittiği zaman sıkıntılar yaşayabilir. Kimse yaşamasın. Ama emeklinin de halinden anlasın canım. Evet. Şimdi Aydın Bey, temel ihtiyaç kredisine sizin de ifade ettiğiniz gibi 10.000 lira vatandaşa verilecek denildi. Şu anda mevcut şartlar içerisinde pek çok vatandaşımız şöyle sorunlar yaşıyor. Sicili bozuk olanlar başvurabilir dediler. Şimdi vatandaşa sicilin bozuk, sana kredi yok diyorlar. Vatandaşa 10.000 lira vereceğiz dediler ama pek çok vatandaşımıza mesaj geldi, 3.000 lira veriyorlar. Sizin bankaya ya da takipte borcunuz olsun olmasın önemli değil, siz yararlanabilirsin dediler ama ya vatandaş yararlanamıyor. Vatandaş bununla ilgili 10 gün 15 gün olmasına rağmen bankaların iletişim numaralarını arıyor. Yetkiliye hiçbir şekilde ulaşamıyor. Temel sorunlar bunlar. Emekli, dar gelirli vatandaşımız zaten, asgari ücretlimiz, emeklilikte yaşa takılan vatandaşımız zaten bu paraya ihtiyacı olmazsa bugünlerde kamu bankalarının önünde kuyruk var. Hiç kimse evinden çıkıp sağlığını tehlikeye atıp gidip sırada beklemez. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi üst makamların yapmış olduğu açıklamaların uygulaması aşağıda çok düşük. Vatandaş 10.000 lira istiyor, 3.000 lira veriyorsun. Vatandaşa diyorsun ki sicilin bozuk. Kardeşim zaten siz de ifade ettiniz az önce. Açıkladı Hazine ve Maliye Bakanımız, dedi ki kardeşim biz herkese vereceğiz bu parayı. Şu ana kadar 4 milyon 200 bin vatandaş başvurdu.
Ama vatandaş da sanki dalga geçiriyormuş gibi 10 bin lira isteyene al sana 3 bin lira. Kardeşim 3 bin lira nereye? 10 bin lira nereye? Olacak iş değil. BDDK başkanı bile isyan ediyorsa burada bir soru işareti var demektir. Bakın ülkemizde vatandaşlarımızın 4 milyon 200 bin vatandaşın başvurmasının anlamı şu, 20 milyon kişinin cebinde para yok demektir. Net. Bankaya borcu var demektir. Ekonomik olarak sıkıntıda demektir. Aydın Bey. Bakın, siz de çok sayıda buyurun. Emeklinin 1/3'ü başvurmuş aşağı yukarı. Neden? Evet. Çünkü başvuru yapamıyorlar. Karşı taraf kapı duvar. Kolaylatacağına zorlaştırıyor. Bu 12 milyon üzerindeki emeklinin en az 11 milyonu muhtaç, ihtiyaç sahibi. Belki 1 milyonun biraz imkanları vardır çoluğundan, çocuğundan, işinden, gücünden. Yani burada Vehbi Koç da emekliydi ama 12 milyon emeklinin içinde kaç tane Vehbi Koç gibi varlıklı insan vardır? 1 milyon var mıdır? Yoktur. Neden yok. 4 milyon küsürde kaldı? Ve bir kısmını tamamen reddediyorlar. Hiç size uygun görülmedi diyorlar. Neden uygun görülmedi? Neden 3 bin lira? Neden birine 5 bin, birine 3 bin, birine 10 bin? 10 bin çok az var. Çok az. Devletin tepesinde Hazine Bakanı çıktı. Dedi ki 10'ar bin lira vatandaşlarıma yardım edeceğim. Bu musibetin toplumumuzda yaptığı tahribatın giderilmesi 3 ay mı sürer, 5 ay mı sürer? 6 ay sizden ödeme istemiyorum. Allah razı olsun dedik. Tamam. Açlık, yokluk çekmeyeceğiz. Elektriğimizi, suyumuzu ödeyeceğiz. Elektrik faturası ödenmedi diye utanmazlar, elektrik kesiyorlar. Hain bunlar. Bu ortamda elektrik mi kesilir? Bu ortamda devlet icra yapmıyor. Bu ortamda doğalgaz mı kesilir? Bu ortamda koronavirüsüyle tüm dünya mücadele ederken herkes sinmiş, ibadethanelerin kapısına kilit vurmuşlar. Dükkanların kapısına kilit vurmuşlar. İş yerleri kapanmış, insanlar işsiz kalmış, sen gel elektriğini kes, telefonunu kes. Ayıp, ayıp, ayıp denen bir şey var. Her şey para değil. Hani bir ünlü Kızılderili atasözü var. O beyaz adam diyor, bir gün paranın yenmeyeceğini görecek ama çok geç olacak. Son ağaç kesilmiş, son balık yok olmuş olacak. Yapmayın. Devlet ne için var? İnsan için var. Milleti için var. Ya bu insanlar, bu devletin milleti. Kendi paranı vermiyorsun ki. Kaldı ki kendi paranı versen ne olur? Ne yapacaksın sen o paraları? Kiminde hesapsız para var. Kimisi doktora gidecek, ilaç alacak parası yok, gidiyor kuyruklarda bekliyor. Devlet hastanesinden rapor alıp da gideyim eczaneden yazdırayım da ufak bir kesintiyle alayım ilacımı diye. Bu hesapları yapıyor yaşlı halinde. E şimdi buna karşılık da biraz anlayışlı olmak lazım. Bunların ihtiyacı olduğunu devletin tepesindeki görüyor. Biz bunu vereceğiz diyor. Birileri de vermemek için direniyor. Olmaz, bu zulüm. Bakın, basit gibi gözüküyor ama finans sektörü bu sınavı geçemedi. Finans sektörü burada sınıfta kaldı. Finans sektörü o paraları bu insanlardan kazandı. Burada onlara zorluk çıkartma hiç hakları yok. Yaşlı adam, sokağa çıkması yasak veya hanım, az önce bize yazan, maaşını çekecek, bir gence verse evladım git şunu çek diye, kamera görecek, kartalı koyacak. O ATM kartı var ya, makinede kalacak. Bankaya gidip kartı almaya kalksa, sokağa çıkması yasak. Görürlerse ceza yazacaklar. Ya bu kadar kız kaça alınmaz ki insanlar. Biliyorsunuz ilk yasak günlerinde bazı gençler maalesef çevirip alay ettiler. İki tane yaşlı yan yana oturuyor evin önündeki bankta. Yukarıdan pet su attılar tepelerine adamcağızların. Böyle olmaz. Yani bu davranışı hak etmiyor bu ülkenin emeklileri. Hiç kimse hak etmiyor. İnsan olan hak etmiyor. O halde kolaylatalım. Şu fani dünyada zorlaştırmayalım. Emekliye 10 maaşı tutarında kredi verilecek, avans verilecek dendi. Ben söylemedim. Biz dile getiriyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Fatih Bey de ben de size sadece aktarmacıyız. Bizim bir katkımız yok. Bir yetkimiz yok. Keşke olsa. Keşke olsa. Biz hemen anayasanın 73. maddesinde öngörülen hükmü uygularız. Herkes mali gücüne göre kamu giderlerine katkı sağlayacaktır. Çok kazanandan alır. Robin Hood gibi sizlere, az kazananlara
veya az geliri olanlara aktarırız. Anayasa yazıyor yani bu Robin Hood gibi benzetmesi belki yadırgattınız ama anayasa diyor ki herkes mali gücüne göre kamu giderlerine katkı sağlar. Oysa biz elektrik kullanıyoruz evde. İnanın dört çeşit vergi var. Dört çeşit vergi var. Hala bizim temel ihtiyacımızdan vergi alınıyor. Öbürü de yalıda kullanıyor elektriği. Villada kullanıyor 2000 metrekarelik. Bahçesini aydınlatıyor. Bizim evin tüm elektrik giderinden fazla elektrik harcıyor. O da dört çeşit vergi veriyor. O da aynı %18 KDV veriyor. Efendim %5 elektrik tüketim vergisi veriyor. %2 TRT vergisi veriyor. %1 enerji fonu veriyor. Biz de aynısını veriyoruz. Neden o %18, ben de %18? Neden emekli de %18? Emekli de elektrikte KDV %8 olsun. Onda da 28 olsun. Evet, yani doğalgaza kadar atıyorum doğalgazda vatandaşa, emekliye, işçiye, dar gelirli vatandaşımıza, asgari ücretliye %50 destek verelim, faturasının %50'sini ödeyelim. Dediğiniz gibi parası olandan tabii ki alacaksın, onda bir laf yok. Ama bu vatandaş bugün geçinemiyorsa, bankalarda 10 bin lira alabilmek için kuyruklara giriyorsa, psikolojisi bozulmuşsa artık canını yani sağlığını hiçe sayarak banka kuyruklarına bu maskeyi takıp gidiyorsa burada çok büyük bir sosyal sorun var demektir. Şu anda ülkemizde 10 vatandaştan sokakta çevirelim en az 7'sinin bankaya kredi kartı, kredi ya da tüketici kredisi ya da ev kredisi benzeri şekilde borçları var. Bakın ülkemizde 23 milyon icra dosyası var. 23 milyon. Evet. Bu vatandaşlarımız bir şekilde acize düşmüşler, borçlarını ödeyemiyorlar. Alacaklar kim? Alacaklar da bankalar. Şimdi bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde özel bankaların yaptıkları da gerçekten akıl alır gibi değil Aydın Bey. Özel bankalarda maalesef bazı kamu bankalarından da şikayetler geliyor. Tekrar ediyorum, bankacılar bir gün siz de emekli olacaksınız. Bankanın tepesindekiler. Paranın yenmeyeceğini bir gün anlayacaksınız. Lütfen hatırlayın, önce insansınız. Siz eşrefi mahlukat olarak yaratıldınız. Bunun gereğini yapmanız lazım. Nedir? Çok mu zor? Devlet size zaten bunları sponse ediyor. Yani faiz farkını size devlet ödüyor. Devlet milletime ver diyor. Siz sanki sadaka veriyorsunuz. Yapmayın bunu. Bakın az önce çok basit gibi gelecek ATM'den bahsettim. Dedim ki çocuğuna, gelinine, damadına git benim maaşımı çek, benim sokağa çıkmam yasak diyor. Gidiyor ATM'de kartını yutacak makine diye korkuyor. Neden? 65 yaş üstü ATM'de işlem yapmasın diye ATM'lere belki de program yüklediler. Ne yapacak? Veya 65 yaş üstü değil, gitti ATM'den para çekecek ama kendi evine yakın olan ATM başka bankanın. Hemen para alıyorlar. Niye alıyorsun? Efendim komisyon. Ya alamayınlar. Bu dönem seferberlik dönemi. Gözün görmediği, milimetrenin milyonda biri boyutunda mikroskopların bile görmediği bir yaratık dünyayı esir almış. Onunla mücadele ederken İmparatorlar, krallar, herkes korkuyor. İşte İngiltere prensi yakalandı. İngiltere başbakanı yakalandı. Ayırt etmiyor zengin, fakir, paralı, parasız, emekli, genç. Ama yaşlılarda ve kronik hastalıklarda, hastalığı olanlarda çok daha ölümcül etki yapıyor. O nedenle kolaylaştırmak lazım. Virüs hayatı zaten zorlaştırdı. Kimler için zorlaştırdı? Herkes için zorlaştırdı. Herkes için zorlaştırdı. Sokakta yaşayan zavallı sokak köpekleri için bile zorlaştırdı. Çünkü eskiden insanlar gidiyordu, onları besliyordu, bir şeyler veriyorlardı. Şimdi gidemiyorlar. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Ne olur hoş görün. Bugün gittim sebze meyve fiyatlarına, gıda fiyatlarına baktım. Uçmuş Fatih Bey. Ne fırsatçılar bunlar. Ne ara patatesi 7 lira yaptınız. Vallahi fotoğraflarını çektim. İnanın fotoğraflarını çektim. Kimse demesin Aydın Ağoğlu abartıyor. Bakınız. Bakınız gösteriyorum. 11.99 domates 12 lira. 14 lira
90 kuruş, 15 lira diyelim, kırmızı biber. Burada, görün. Yani kırmızı biberi görüyor musun? 15 lira. Domates 12 lira, 11.99'muş. Bakın 14.99 yeşil biber görüyor mu? Oğuz, evet görüyoruz, net görüyoruz, evet. Ben yani halkın içinde bakın patlıcan 12 lira. Evet 11.90 evet. Evet 12 lira o kandırmacı, 11.99. 12 lira verince 10 kuruş 5 kuruş 1 kuruş geri mi alıyoruz? Evet. Hemen uçmuş fiyatlar. Patatesi de çektim. Patatesi de yapmışlar. 6 lira 75 kuruş. Ya tarladan alıyorsun, çiftçiden. Sen bunu 50 kuruşa, 60 kuruşa geliyorsun burada vatandaşa. Buyurun 6.75. Görebiliyor musunuz patates? Evet net görüyoruz. Evet. Patates. Yani isyan ediyorsak, feryat ediyorsak sebebi var. Bu tepkiler rastgele değil. Biz suya yazı yazmıyoruz. Rüzgara karşı üflemek istemiyoruz. Bu realiteleri bizim çiftçimiz eken, üreten 50 kuruş 60 kuruşa patates satmasın. Satsın 1,5 liraya, vatandaş da 2,5 liraya yesin. Ne demek canım? Ona 50 kuruş ver, gel vatandaşa da 2,5 lira yerine 7 liraya patates yedir. Şimdi bu aralar biliyorsun lokantalar kapandı Fatih. Ne yapıyor vatandaş? Vücudun direncini, immün sistemini güçlendirmek için C vitamini alacak. Limonu çektim. Tahmin edemezsin. Limon uçuyor. Ne kadar? Uçuyor limon. 14-15 lira. 13 lira. 13 lira evet doğru. Limon. Aydın Bey, limonla ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Limonun ihracatı yasaklandı. Yani yurt dışına satışı yok. Ona rağmen şu anda 13-14 lira. Yani Antalya, Akdeniz bölgesinde üretilen limonu bugün biz 13-14 liraya alıyorsak, bir de ihracat olsa 30 lira olur. Sarımsağın kilosu 65 lira. Aydın Bey, olacak iş değil. Vatandaş, dar gelirli vatandaş, bugün kredi almak için bankada kuyruğa giren vatandaşın gerçekten yarın öbürsü gün menemen yapması lüks olacak. Az önce söylediniz, domates 8 lira, biber 13-14 lira. Vatandaş etin tadını unuttu, tavuk lüks oldu. Yakında menemen de yapamayacak. Görünen bu. Hiç kimse kusura bakmasın. Altın domates 12 lira. 8 lira evet. O geçen haftaydı. Evet. Hemen fiyatlar arttı. Niçin? Talep arttı çünkü. Çünkü evde pişirmeye başladık yemekleri. Evet. Ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var diye. Şimdi biraz daha fazla alıyoruz gıda maddelerini. Evde yapıyoruz. Mandalina sordum. İnanamadım. 9 lira. Mandalina C vitamini diye alayım dedim. Kivi yaklaşma yanına. Kivinin yanına hiç yaklaşmayın. 12 lira. Ne yani, oldu bunlar? Geçen haftalarda 5 liraydı, 7 liraydı. Yani hemen katladılar. O zaman bir takım eller bu etiketlere etki yapıyor. Ben aklıma ne geldi biliyor musun en başta? Pazarcılar geçen hafta çıkamadılar ya, cumartesi pazar. Evet. Hafta içi bunun acısını mı çıkarıyorlar diye. Markete de gittim baktım. Marketler de yapmış. O zaman bunlara malı veren o aracılar var ya, komisyon depolayan, üreticiden alan, onlar ayarlıyorlar. Malı ne kadar sürecekler, hangi fiyatla. Nitekim bir yerel zincir marketin genel müdürüyle konuştum. Patatesi dedi, biz 2 liraya alıyorduk. Şimdi 2,5 katı yapmış ve önce parayı gönder sonra malı al. Ya eskiden alırdık, bir ay sonra öderdik. Yok, parayı hemen gönderirsen veririm mal. Kim diyor bunu? Deposunda malı olan. Stokçular. Stokçu. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Tacir diyemeyeceğim ben ona. O vurguncu. O vatan haini. Ya sen her zaman %30 karla çalışıyorsan, şu dönemde, korona döneminde Allah rızası için %5'le çalış. Evet. Kazanma. Fren filan varsa tabii hesap et. Ben demiyorum zarar et bak. Millet ekonomik bakımdan batmış durumda. Milletin sırtından hala vurgun hesabı yapanlara ben vatan haini diyorum. İnsanlıktan çıkmış yaratık diyorum.
Virüsten farkı yok bu vurguncuların. O virüs ne kadar tehlikeliyse bunlar da o kadar tehlikeli. Ayrıca panik yapmayan insanlardan olalım. Lütfen. Bu panik yapanları da ben tehlikeli buluyorum. Panik yapıyor. Gördük değil mi? Geçen cuma akşamı sokağa çıkma yasağı olacak dendi. Akşamın o saatinde gece 10'da 11'de hücum etmişler. Marketler saat en geç 21'de kapanıyor diye biliyorum ben. Nasıl açıktı o market? Nasıl açtı? Evet. Onun da hesabı sorulmak lazım. Malum biliyorsunuz siyaset çalkalandı, karıştı. Orada acaba kimler enfekte oldu? Binlerce kişi bir anda fırınlara hücum ettiler. Bu panik de çok kötü. Ne olur evet. İçinde kıyamet kopmaz ya. Biz inançlı insanlarız. Yani gider komşuna dersin, un var mı komşum? Ben çıkamadım dün akşam geç vakit malum ilan edildi. Marketler de kapalıdır o saatte diye çıkamadım. Pijamalarla oturuyordum. Verir inanın verir. Ya şimdi bizim burada konuştuğumuz Aydın Bey bakın dar gelirli vatandaşımız, emeklimiz, işçimiz ondan sonra almış olduğu aylıkla ya da çalıştığı günlerde almış olduğu yevmiye ile çalışan vatandaşlarımızın derdi çok büyük. Şimdi az önce fiyatları ifade etti. Dedi ki domates 8 lira olduysa ki domates kivi değil, muz da değil bu domates. Evet, domates yani lüks bir tüketim falan değil. Vatandaşın yemeğine koyduğu basit yemekler yaptığı bir gıda ürünü. Şimdi bu vatandaş 10 bin liranın peşine düşmüş. Evet görüyorum 11, evet 11.99, evet 12 lira. Şimdi 12 liraya domatesi sen emekliye, işçiye, emeklilikle yaşa takılan vatandaşımıza verdiğin zaman bu vatandaşımıza aslında şunu söylüyorsun. Sen aç kal, yokluğa mahkum ol, sen taş ye demektir. Ben zengin olayım diyor. Evet. Ben zengin olayım diyor. Bu fiyatla vatandaş zaten bakın hep konuşuyoruz. Siz de ifade ediyorsunuz. Neredeyse bankaya borcu olmayan vatandaşımız yok. Herkesin bankaya borcu var. Bankalar bizleri esir almışlar. Gerek kredi kartıyla, gerek tüketici kredisiyle, gerek ev kredisiyle, araba kredisiyle biz bankaların kölesi olmuşuz. Hepimiz, başta bizler. Bankalar da bunu o kadar iyi biliyor ki bu kriz dönemlerinde bankalar ellerini ovuşturuyorlar, oh diyorlar kriz var. Biz şimdi daha çok para kazanacağız. Sayın ben Cumhurbaşkanı. Fatih Bey, evet. Biliyorsun ya hepimiz bankaların esiri olmuşuz. %80'imiz borçlu. Bunu bir